Evet. Demek ki Allahu Teala savaşta şiddetli korkunun varoluşu ile ilgili burada bize namazlara, özellikle orta namaza ikindiye devam edin. Gönülden bağlılık ile Allah'ın huzurunda durun. Eğer düşman, yırtıcı yahut yırtıcı hayvan gibi bir şeyden korkarsanız yaya yahut binek üzerine kılın. Emniyete kavuştuğunuz zaman bilmediklerinizi size öğrettiği gibi Allah'ı zikredin. Evet. Burada dedik bu Bakara suresi 238-239. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size fenalık yapacağından endişe ederseniz namazdan kısaltmanıza üzerinize bir vebal yoktur. Bakın, şüphesiz ki kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup da kendilerine namaz kıldırdığın vakit onlardan bir kısmı seninle birlikte dursun, silahlarını yanlarına alsınlar. Bu suretle secde ettikleri zaman arka tarafınızda bulunsunlar. Bundan sonra henüz namazını kılmamış olan diğer kısmı gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O küfredenler arzu ederler ki siz silahlarınızda ve eşyalarınızdan gafil olasınız da üstünüze derhal baskın yapsınlar. Eğer siz size yağmurdan bir eziyet olursa yahut hasta bulunursanız silahlarınızı koymanızda vebal yoktur, sıkıntı varsa. Fakat yine bütün ihtiyat tedbirlerinizi alın. Şüphe yok ki Allah kafirlere hor ve hakir edici bir azap hazırlamıştır. Bu da Nisa suresi ayet 101-102. İbn Ömer radıyallahu teala an korku namazını vasıflandırdıktan sonra ve sözü geçen iki şekilde namaz kılınmasını zikrettikten sonra şöyle demiştir. Eğer daha şiddetli bir korku varsa veya binekli kıbleye yönelmiş veya yönelmemiş olarak namazınızı kılın. İmam Malik Nafi'nin şöyle dediğini nakleder. Benim kanaatime göre İbn Ömer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu için böyle demiştir. Bu hadisi de Buhari Et-Tezhib fi Edilletuhu Büyük Şafii Fıkhı bunu kayıt altına almıştır. Müslim'in diğer bir rivayetinde ise İbn Ömer radıyallahu teala an şöyle demiştir. Korku bundan daha fazla olursa binekli veya yaya olursa ima ile namazını kıl. Bunun kaynağı da Müslim Babül Misafir'in babında bunu zikretmiştir. Evet. Ve korku namazı ile ilgili geçen eserlerin yerlerini şimdi okuyacağım. Et-Tezhib fi Edilletuhu cilt 1 sayfa 1 457 Mughni 2 250 Kitabı Kifayetül Ağyar cilt 1 sayfa 98 Mühezzeb cilt 1 sayfa 198 Mecmu'l Fetava cilt 1 sayfa 65 Reddül Muhtar cilt 3 sayfa 73 Mebsut 245 Dürer 1 148 Tahtavi 456 Mecmu' 4 626 Beycuri 1 350 Şerh İbni Kasım 26 Merakil Felah 103 Mu'nil Muhtaç 1 409 Kuduri 24 Cevhere 1128 Et-Teshidu Daruri 104 Lübab 124 Hidaye 163 Mültekal Ebhur 53 Mezahibül Erba'a 1-344, Açıklamalı Şafii İlmihali 144, 4 Mezhebin Fıkhı 1-303, Büyük Şafii Fıkhı 1-215, Fıkhı Sünne 1-287, Ahkamül Kur'an Tercümesi 94, Ahkamül Kur'an Arapçalı 95, İslam Fıkhı Ansiklopedisi 2-511, Mukayeseli İbadetler İlmihali 2-250, Nurul İzah tercümesi 105, Büyük Şafii İlmihali 160, Kuduri tercümesi 24, Multaka tercümesi 1308, Nimet-i İslam Osmanlıcalı olanı 814, İhya-ül-Müddin 1516, Tenvir-ül-Kulub 262,
Büyük İslam İlmi Hali 205, Emanet ve Ehliyet 1-333, Şafiler için Namaz İlmi Hali, sayfa 52. Evet. Buraya kadar da bu korku namazıyla ilgili eserlerin yerleri idi. Savaş esnasında korku namazının kılınışının hükmüyle ilgili soru ve cevaplar. Korku namazı kaç şekilde kılınır? Bu soru. Cevap, korku namazı 3 şekilde kılınır. Soru, birinci şekli nasıldır? Eğer düşman kıble tarafında değilse, Müslüman mücahitler nasıl namaz kılacaklar? Cevap, birinci şekli, eğer düşman kıble tarafında değilse, imam o askerleri yani grubu iki fırkaya ayırır. Birinci fırka grup karşısına, birinci fırka yani birinci grup düşmanın karşısına geçer, düşmanı gözetler. İkinci grup imama tabi olur, bir rekatı imamla kılar, ikinci rekatı kendisi tamamlar ve düşmanın karşısına geçer. Öteki grup gelip imamla birlikte bir rekata tabi olur, öbür rekatı kendisi imam tamamlar, imamla selam verir. Soru, ikinci şekli nasıldır? Eğer düşman kıble tarafında değil ise, Müslüman mücahitler, özür diliyorum, kıble tarafında ise Müslüman mücahitler namaz nasıl kılacaklar? Cevap, ikinci şekli eğer düşman kıble tarafında ise imam onları iki saf yapar. Onlarla beraber iftitah tekbiri alır. Ne zaman ki rüküden doğrulduktan sonra birinci saf imamla beraber secdeye giderler. Onlar secdeden kalktıklarında ikinci saf secdeye gider. İmama yetişir, ona tabi olur, beraber selam verirler. Soru, üçüncü şekli nasıldır? Eğer düşman çok şiddetli hücum ediyor ise o esnada kıbleye nasıl yönelecekler ve Müslüman mücahitler bu gibi durumlarda nasıl namaz kılacaklar? Cevap, üçüncü şekil, eğer savaş kızışmış ve korku şiddetli ise böylesi durumlarda kişiler yani askerler bulunduğu durumlar içerisinde imkanlar dahilinde nasıl isterse öylece namazını kılar. İster yaya olsun, ister atlı olsun, ister kıbleye doğru yönelmiş olsun, isterse olmasın. Böyle durumlarda kolayına nasıl gelirse öylece namazını kılar. Hitamuhu misk ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisun. Onun sonu misktir, bunda imrenecekler imrensin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته